Hocam ben size başka bir soru sormak istiyorum. Şimdi estetik yaptıran bir kadın meme kanserine yakalanma riski sizce hangi oranda? Yani böyle bir riski var mı işte? Çünkü gitti bir Çalışmalarda meme protezi konmuş kişilerde meme kanseri artıyor gibi bir risk şu an yok. Çünkü genelde plastik cerrahi arkadaşlar onu kas altına koyuyorlar. Biraz memeyle bağlantısının dışında kasın altında olduğu için kasın üstünde meme dokusu esasında. Bilinen çalışmalarda protez koymuş insanlarda meme kanseri riski artıyor gibi bir veri şu ana Ama kadar. her hekim kas altı yapmıyor bu uygulamayı. Evet. Yalnızca protez uygulaması yapılacaksa meme ucundan da bu işi Evet. çözebiliyor. Evet, biz de orada direkt olaraktan protezin yani silikonun memeye dokunması oradaki bir kanser hücresini irite etme durumu yok ama Canlandıracak bir yok durum ama yok. işte yani kas altı olursa radyolojik olaraktan bir şey erken bilmek açısından önemli. Çünkü bizim radyoloji görüntülerimiz açısından kas altı olursa daha rahat hissediyoruz, dokuyu daha iyi anlıyoruz, tanıları daha iyi koyabiliyoruz. Bazı zaman o protezin altında doku kalırsa ultrason ve görüntüde o kaçabiliyor. O Peki durumu sadece düşünün. protez olarak düşünmeyin. Sadece büyütme küçültme işleminde. Ya Büyütmek. büyütmeden kastım şu. Evet yine artı protez olmuş oluyor mu? Küçültme Esasında küçültme operasyonlarında eğer meme çok büyüse, meme dokusu operasyonunda. azaldığı için anlatabildim mi? Yapısal olaraktan yani relatif açıdan belki biraz kanseri azaltabilirdi. Ne Şey kadar olumlu bir durum mu? olumlu bir şey. Ama onu da daha önceden bilmek lazım. O meme küçültmesi yapıldığı zaman meme küçültme insizyonlarında bazı zaman dokularda çekilme, bazen de kireçlenme dediğimiz görüntüler oluyor. Bu kadın hastamızı daha önce takip etmiş ve daha öncesi filmleri varsa o zaman diyoruz ki bu ameliyata bağlı bir görüntü anlatabilir önemli değil. Ama daha sonraki yerlerde başka yerlerde bir kireçlenme çıkıyorsa bu zaman içinde ha burası şüpheli diyebiliyoruz. Buradaki esas amaç erken tanı ya yoksa kitle olduktan sonra bir türlü tanı koyarız anlatabildim mi? O yüzden yani meme küçültmesi olduktan sonra kadınların daha önce ameliyat sonrası bir görüntüleri olmalı ki o öncesi ve sonrası karşılaştırmaları iyi yapalım diye. Tek önemi o bence. Küçülmesinin bize bir şey yok, zararı yok. Okay. Peki. Sizce önce cerrahi mi yoksa medikal bir Tedavi tedavi mi? mi? Evet. Şimdi zaten buradaki meme kanseri konduktan sonra şu anki en büyük tartışma burada. Daha doğrusu esasında tartışma değil de karar verilmesi gereken en önemli şey bu. Şimdi eskiden meme kanseri olduğu zaman hemen her hasta ameliyat ediliyordu. Bu ameliyatlar da büyük şey. Göğüs kaslarının çıktığı, göğüsteki kaburgaların alındığı, ondan sonra koltuk altının tümünün temizliği çok büyük ameliyat isimleri var. Hemen hemen o ameliyatlar şu an yapılmaz duruma ve tarihte bir yerini aldı tıp tarihinde. Şimdi eğer bu kadar yaygınsa ve bazı reseptör dediğimiz değerleri farklıysa bazı hastalarda önce kemoterapi vermek sağ kalımı anormal şekilde uzatıyor. Bu hastalarla biz önce kemoterapiye veriyoruz, tümörünü küçültüyoruz, evresini küçültüyoruz, yapacağımız ameliyatlarının tipini değiştiriyoruz. O yüzden öncelikle hastanın evresine, yaygınlığına göre ve patoloji sonucuna göre onkolojik tedavinin, medikal tedavinin önce olması çok daha faydalı oluyor. Zaten buradaki temel kavram o tanı konduktan sonra çalışmaların temeli bu. Önce cerrahi ameliyat mı yapalım, önce medikal tedavi mi yapalım? Bence bu çok önem taşıyor. Peki kemoterapinin sağ kalma oranı, kemoterapiyi verdiğimizde sağ kalma oranı daha yüksek dedi. Kesin. Ama bu kesinleşmiş bir şey mi? Evet kesinleşmiş. Şimdi Şimdi biliyoruz kimine de ki ızdırap biliyorsunuz ki. evet doğru. Şimdi zaten bu hastaların ameliyat etsek de ameliyattan sonra zaten kemoterapi alacaklar. Zaten yaygın tümör. Yani sadece tümörü almak yetmeyecek. Sadece memede değil, memenin dışında, derisinde, koltuk altına ya da başka bir yere atlamış. Buradaki amaç şu. Önce cerrahi mi yapalım? Önce kemoterapi verelim, sonra mı cerrahi yapalım? Bu zaten kemoterapi alacak bu hasta. Ama öncesi yaparsak, önce o tümörlü yok edersek ve sonra cerrahi yaparsak emin ol, onun hem sağ kalım artıyor hem de cerrahide bir önemli bir prensip var. Biraz sonra onu da konuşuruz. Meme korumak ve koltuk altını korumak diye bir kavram var. Ona da büyük faydası oluyor önce kemoterapi vermek. O yüzden önce bazı hastalarda, herkes de demiyorum, bazı hastalarda seçici davrandığınız bazı hastalarda önce kemoterapi vermek emin olun çok daha faydalı. Hastaların en çok korktuğu şey belki de şimdi kemoterapi denince aklına ilk ne geliyor? Zehir. İçerideki o zehirle aslında bir savaş haline giriyor. Kesin.
Hastalar şeyden çok korkuyor baktığınız zaman. Yani ben bu ızdıraba dayanabilir miyim? Hı. Çünkü bunun evresi de çok önemli. Çok önemli. Kesin. Yanlış biliyorsam siz düzeltin. Evresi de çok önemli. Şimdi dördüncü evredeki bir hastanın kemoterapiyi alması demek, işte akabinde psikolojik olarak saçının kaşının dökülmesi, psikolojik çöküntüye uğraması. Çok önemli. Bunlar aslında o psikolojinin çökmesi aslında insanı öldürüyor, bravo, değil mi? Bravo. Şimdi zaten şimdi işte hastaya baktığımız zaman tek sadece zaten kanseri tedavi etmiyoruz. Hastayla beraber bir savaşımda olmamız gerektiğini ve bunun bir hayatta belli bir sağlık için uğraşacağı bir dönüm olmasını konuşuyoruz. Tabii ki psikolojisini iyi tutarak da. Emin ol, baktığımız zaman bu işi yani tabii ki yani üzülmüyor demiyorum ama uygun yönetebilen, iyi yönetebilenlerin daha sonra hastalıkları çıkma oranı çok az. Ama gerçekten çok psikolojilerini aşağı indiren, çok down olan hastalarımız var. Yani hayatlarını böyle karartan bu kişilerin sonuçları daha da iyi olmuyor. Buradaki temel olan hem psikolojileriyle, emin olun yani o dördüncü evre dediğinizlerde bile şu anki yeni kemoterapiler, akıllı ilaç tipleriyle verilen şeylerde o yaygın tümörlerin tümünün gittiğini görüyoruz. Çünkü meme kanserinin onkolojik tedavi ve ilaç araştırma Ar-Ge'leri şu an dünyada çok önemli bir aşamada ve çok iyi ilaçlar bulunuyor. O ilaçlarla da çok iyi sonuçlar elde ediyoruz. Emin ol, bu konularda olan hastalarımız hiç evrelerine takılmasınlar. Sabırlı olmak gerekiyor. Aynen. Aynen. Tabii ki. En önemlisi hocam inanmak. Değil tabii mi? İnanmak ama gerçekten çok iyi sonuçlar da geliyor. Çok fazla bu savaşı kazanan insan, çok kadın var. Çok var yani. Çok kesin var. Sadece yani. Meme kanseri özelinde konuşmuyoruz. Kesin. Kanser bir illet. Tabii. Bunu yenmek bizim tamamen sabrımız ve işte metanet en önemli şey, benim inandığım şey, inanmak. Bazı hastalarımız çok yıkılıyor. Mesela ben bir şey anlattığım zaman böyle beni rahatlatmak için konuşuyor dediğini suratından hissediyorum. Yani beni rahatlatmak istiyor. Ama bir iki üç yıl geçiyor. Bana diyor ki hocam diyor, şimdi ne demek istediğinizi anladım. O zaman o duruma düşmemen gerektiğini şu an anladım. Çünkü süreç içinde bakıyor ki süreç iyi gidiyor, bir şey de olmuyor. Esasında o da bilmem ki o üzülmesi, o kadar kendini harap etmesinin hiçbir anlamı yokmuş. Onu anlıyor. İşte onu ne kadar erken kavratabilirsek o hastanın da emin ol çok daha mutlu ve hocam, huzurlu bir hayat şimdi oluyor. Şimdi şöyle, siz bu işin artık uzmanısınız. Senelerdir bu işin içindesiniz. Erbabısınız. Şimdi size binlerce hasta geliyor. Hı hı. Siz artık alışık olduğunuz bir görüntü var, hı hı, orada. Şimdi, hı hı, bilmiyorsunuz ki ne yaşayacağım. Hı hı. Ama şimdi ben kendimi hasta yerine koyayım. Allah korusun. Bence grip de değil. Soğuk algınlığı değil. Kanser. Hı hı. Yani onunla ben yakın zamanda amcamı kaybettim. O doktor gerçekten suratını tokat gibi yapıştırdı. Doğru. Kansersin dedi. Doğru. Ve çok inandı yaşayabilmek, hı hı, için. Gerçekten ben yaşayacağım deyip çok savaştı. Hı hı. Büyük savaşlar da verdi. Başarılı da oldu ama Rabbim bu kadar ömür biçmiş deyip aldı yanına. Ama şey çok önemli. Hastanın çok farklı bir şey değil bu. Yani çok çok apayrı bir şey. Kesin. Kansersin. Ayrı bir evren. Tabii. Kesin. Yani kurtulabileni var. Şimdi sosyal medyada çok etkili. Doğru. Yani işte kanseri yendi, kanseri yendi. Ben mesela bu bağlamda sosyal medyada çok etkili böyle bloggerların, işte influencerların olduğunu düşünüyorum. Şimdi bazı kesin, sanatçılarımız da öyle. Çok böyle hani sizi yılmadan, yıkılmadan bu tedavi sürecini nasıl geçireceğinizi özetleyen hakikaten çok güzel yazılar da var. Var. Çok güzel paylaşımlar da oluyor. Bence hani biraz daha karamsar olmak yerine inanıp daha olumlama yapmak daha doğru diye düşünüyorum. Emin ol, çok empatik bir ilişki bu esasında. Yani o kişinin nasıl bir ruh hali geçirdiğini, hayattaki beklentilerinden var olan ve geçmişine kadar esasında çok şey paylaşıyoruz hastamızda. Çünkü hayatında çok önemli bir aşamalar geçirmiş insanlar var ama sonuçta önüne bu geçiyor. Ve sonuçta hayatını çizmede bir sürü şey, yani örnekler vermek istemiyorum. Çok empatik bir ilişki kuruyoruz tabii hastamızla. O empati ilişkide mutlaka önünün devam edeceğine onun da inanması lazım geliyor. Eminim inansınlar da, bunu sakın pembe hayaller kurmak için söylemiyorum. Gerçekten çok iyi sonuçlar oluyor. Evet, yani kötü bir illet. Keşke olmasaydı. Keşke hayatımızda karşımıza çıkmasaydı. Yani bunu hepimiz söyleyelim. Ama çıktığı zaman da onunla güzel savaşmalıyız. Onunla, çünkü zaman
karamsar olsak da aynı geçecek. Mutlu olsak da aynı geçecek. Karamsar olsak da aynı savaşı verecek. İşte onu güzel kullanabilirsek emin ol o zaman dilimi de huzurlu ve iyi geçiyor. Kanser kader değil değil mi hocam? Bence kader değil tabii ya. Ben kanseri balona benzetiyorum. Hı-hı. Yani şişirirsiniz. Kendinize nasıl bakarsanız kesin. O balonun içini o şekilde o havayla doldurursunuz. Yani o yaşantı çok önemli. Kesin. Her şeyin başı sağlık diyoruz ya. Her şeyin ana temel başı bana göre sağlıklı beslenme, biraz hı-hı. egzersiz, hı-hı. yapabildiğimiz kadar ufak tefek hareket. Hayatta kalabilmenin tek şartı en iyi beslenme. Artık şimdi günümüzün ekonomisi çok kötü. Stres yapmayın diyemeyeceğiz. Ülkemizde yaşanılan, ülke dışında yaşanılan bir takım görüntüler, bir takım olaylar, her şey bunlar için birer faktör. Ancak biz kurtarmayacağız ülkeyi ya da dünyayı. Doğru. Ama kendimizi kurtarabiliriz kesinlikle. Diye düşünüyorum. Kendi kendimi şu an motive ediyorum hocam. Ya doğru diyorsunuz. Esasında yani şunu da çok korkutmak istemiyorum ama yani sonuçta vücudumuz kodlarken o hücrelerimizi hatalı kodlar yapıyor. Hı-hı. Her an o kodlamış hatalı kodlu bir hücremiz bizde kontrolsüz gidip kanser yapabilir. Ama bizim immün sistemimiz onu yok ediyor, öldürüyor. Biz ne kadar mutlu ve huzurlu olursak, immün sistemimiz ne kadar yukarıda tutarsak o hücreleri vücudumuzun öldürmesine imkan sağlıyoruz. Ama ne kadar huzursuzsak, mutsuzsak, immün sistemimiz ne kadar baskılıyorsak o zaman bu gibi ihtimaller olma olasılığı emin ol artıyor. Onu biliyoruz işte yardımcı ve baskılayıcı öldüren hücrelerimiz var. O hücrelerine mutlaka destek verip mümkün olduğu kadar biliyorsunuz zor ama mutlu olmaya çalışmalıyız. Mutlu olmaya çalışmalıyız. İnşallah. Peki hocam biraz da şeyi konuşalım. Cerrahi tedavi yöntemlerini konuşalım sizinle. Evet, cerrahi tedavi yöntemlerinde en önemlisi iki aşama var. Memeyi korumalı mıyız? Korumamalıyız. Koltuk altını yani aksilla dediğimiz bölümü korumalı mıyız? Korumamalıyız. İki şey var. Çünkü kadında meme bir kadınlık objesi. Yani bu memeyi aldığımız zaman bir tarafın olmaması, bir aynaya baktığı zaman onunla devamlı yaşaması kadınların emin ol ruhunu çok etkiliyor. Yani aynada baktığı zaman ki devamlı bir de hastalığı anımsatıyor, ediyor. Ama bir yerde de sağlık var. Yani sonuçta eğer koruyamazsak yani zorlamayı da yaparsak da o kişinin sağlığıyla oynuyoruz. İşte o yüzden önce verdiğimiz kemoterapilerle ve önce yaptığımız tetkiklerle sadece kitleyi alabiliriz. Ya da memenin içini boşaltıp o deri koruyucu eğer koruyabilirsek meme ucunu ve o areola dediğimiz kahverengi alanı koruyucu risk azaltıcı dediğimiz cerrahileri yaparaktan ve aynı seansta plastik cerrahi arkadaşlarla da rekonstrüksiyon yaparak da kadının yine o beden bütünlüğünü korumaya çalışıyor. Burada yine evre, görüntüleme ve klinik bulgular çok önemli. İkinci önemli olan koltuk altı. Eskiden koltuk altında tümör var yok hepsi temizlenirdi. Şimdi yine tetkikler, ameliyat anında meme ucundan verdiğimiz bazı maddelerle koltuk altına giden ilk lenf bezini bularaktan, onu çıkarıp patoloğa vererekten, bunda var olup var olmadığını bilerekten koltuk altını korumaya çalışıyoruz. Ya da işte tedaviler önceden vererekten, şüpheli lenf bezlerini silerekten, oradaki tümörleri öldürerekten de koltuk altını koruma. Niye? Koltuk altı önemli çünkü o kolumuzu kullanmak açısından. Kadıncağız diyor ki ben keman çalıyorum hocam diyor. Bu kol benim için önemli. O kol, koltuk altını koruyamazsak eğer anlatabiliyor. O meslek hayatı gidiyor. Kolunu dişçiyim diyor. Hocam ben bunu çok kullanıyorum. Yani hayattan örnekler veriyorum. Yani ne var ki işte kolunu kullanma sadece biraz etmez değil. Hayatın bir bütünlüğünde o kadın o kolu lazım. İşte o yüzden de temel olan sağlığından ödün vermeden memesini korumak. İkincisi koltuk altını korumak temelli bakabiliriz. Bunun için uğraşıyoruz. O yüzden işte sadece kitleyi alma, memenin içini boşaltıp protez kullanma, koltuk altından bir tek lenf bez alma ya da koltuk altının tümünü temizleme ya da meme artı koltuk altının tümünü almak gibi kaba söyleyeceğim bir cerrahi yöntemleri var. Bu yüzden İşte onkolojik, radyolojik, cerrahi birliktelikle verdiğimiz kararda bunu oluşturmak istiyoruz. En önemli şey bu cerrahi tedavideki yöntem açısından. Peki plastik cerrahinin yerini de konuşalım. Evet, plastik cerrahi yine şu meme bütünlüğü açısından çok önemli.
memenin içini boşaltıyoruz ama o meme içinin koymak açısından yani konulan materyal açısından önemli. Ya plastik cerrah arkadaşlar bir protez koyabiliyorlar ya da expander dediğimiz önce içi suyla dolan daha sonra içini protez yapacağım bir madde koyuyorlar ya da vücuttan aldıkları bir kas kitlesi, karından ya da sırttan aldıkları bir kası oraya çevirerekten filet diyoruz. İçini dolduraraktan kadının memesinin bütünlüğünü koruyabiliyorlar. Ya da memeyi tamamen aldık, almak zorunda kaldık. Daha sonra 2 yıl sonra eğer orada herhangi bir kanser oluşmazsa tekrardan kastan oraya yeniden memeler yapıyorlar. Tatuaj yöntemiyle tekrardan meme uçlarını yapıyorlar. Ve kadının o beden bütünlüğünün aynı şekilde görünmesi için emek veriyorlar ki beraber çalıştığımız önemli bir bölüm bence plastik cerrahi. Sizin alanda olmazsa olmazsınız. Evet tabii ki yani eğer koruyamazsak memeyi bazen memeliği tam almasak bile orada bir çöküntü oluyor. Onun içine yağ enjekte ederekten onun görüntüsünü düzeltiyoruz. Yani o skarları yara izleri çok kötü oluyor. Bunları düzeltiyorlar. Yani tamam kanserle tedavi ediyoruz ama bedensel bütünlüğün ve görünmesinin de bir yerde çok önemi var. Onunla beraber çok aktif beraber çalışıyoruz plastik cerrahi arkadaşlarım. Harika.